Günaydın. Bugün benimle birlikte Sivas'a geliyorsunuz ve Galatasaray'ın Sivas deplasmanında birlikte yaşıyoruz. Sanki siz de oradaymışsınız gibi vloglayacağım. Yani bakmayın tek başıma gittiğime. Sizle birlikte gidiyorum aslında. İlaçlarla falan uygulayalım majestiktir. İlk amaçlarımızdan biri kendimi soğuktan korumak. Gerçekten kötü hasta olduğum 2 gündür. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız bu konuda. Bu video uzun bir video olacak. Herhangi bir yerinde ne yaptığımı kaçırmamak için videoyu lütfen atlamadan sonuna kadar izleyin. Ve videoyu beğenirseniz beğeni tuşuna basın. Kanalıma da henüz abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Galatasaray formasıyla atkısı falan. Bakalım Sivas nasıl olacak? Hesaplarıma göre şu an 9.40, tam 10'da evden çıkmam lazım. Şu kalan dakikalarımı da hemen yemek yemeyle geçireceğim. Buradan Sabiha'ya çünkü en kötü 2 saatim var yani. Uçak 1.40'da. 20 dakika hemen yemeğimi yiyorum. Sonra çıkıyoruz. Özlediğim tarzda kahvaltı vallahi. Şunları 2 dakika etsene ya. Abi gene bize kaldı ya. Sıcak bu ya. Saat tam 9.57 oldu artık. Benim de çıkma vaktim geldi. Efsane çantayı aldım. Kayseri'ye gittiğim çantaydı bu yine. Her şey buna sığıyor zaten. Ekstra olarak sadece böyle ilaç milaç aldım fazlasıyla. Mesela dün gece bunlarla uyudum yani. Tek isteğim var hasta olmamak yani. Ve tabii ki de Galatasaray'ın kazanması. Bugün ilk defa Sabiha Gökçen'e metro ile gideceğim. 1.40'da kalkacak. 3.30 gibi falan. Sivas'a ineceği söyleniyor. Sivas'ta da galiba dün kar yağmış. Nasıl göründüğümün bir önemi yok. Beredir falan filandır. Her şeyimi aldım. Önemli olan hasta olmamam abi. Allah kimseye de hastalık vermesin. Hasta olanlara da buradan şifa diliyorum. Bugün çarşamba gideceğiz oraya. Sizle birlikte orada konaklayacağız. Yarın da maça gideceğiz. Maçtan sonra da saat 9.30'da perşembe günü akşamı tekrardan Sivas'tan biniyorum. Saat 11 gibi İstanbul'dayım. Allahu Teala'nın izniyle. Galatasaray biliyorsunuz geçtiğimiz hafta liderliği aldı İstanbulspor'u yenerek. Yine benim videomu da izlemişsinizdir. Fenerbahçe daha dün Hatayspor 4-0 yendi. Maç fazlasıyla lider durumda. Biz Sivas'a karşı çok eksik çıkacağız. Sakatlığımız var, cezalımız var. Alacağımız bir intikam da var. Muslera'ya yapılan. Biz bir amaç koyduk abi. Bu amaç nedir? Bu seneki Galatasaray'ın içeride dışarıda 1000 km ötede, 2000 km ötede her maçına gidebilmek. Hem bu benim hayalimdi hem de sizlerle bunu paylaşmak da hayalimdi. Zaten sizler olmasanız ben bunları yapamam yani. Ben şu an deplasmana falan da gidemem. Size de tekrardan teşekkür ediyorum. Güzel de bir video olsun istiyorum. Sonu da umarım galibiyetle olur. Allah'ım ya Rabbim dünden galibiyet olmuştur inşallah. Lütfen videoyu editlerken üzgün olmayayım, yorgun olmayayım. Bundan sonraki deplasmanımız da Fenerbahçe düşünün yani. Ama maalesef ona gidemiyoruz tabii deplasman yasağı olduğu için. Neyse çok fazla konuştum. Şimdi Zeytinburnu metrobüse bineceğim. Oradan da Uzunçayır, oradan da Sabiha Gökçen metrosuna bineceğim. Özel bir teşekkür etmek istiyorum. Dün gece 50 bin aboneyi aştık. Tam olarak yolun yarısı diyeceğim bir abone sayısıydı. Büyük hayalim, arzum, isteğim 100 bin abone olmak. Bunun tam yolunun yarısına geldik. Bunun için hepinize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yılın sonunda ne kadar abonemiz vardı, bu yılın sonunda ne kadar abonemiz var. Bu da anlıyorum ki gerçekten size içimdeki samimiyeti ve sevdamı size de aktarabilmişim diye düşünüyorum. Aramızda güzel bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hepinize tekrardan. 50 bin abonemiz de kutlu olsun. Sivas yolundayız. Yine devam ediyoruz. Galatasaray'ın sevdasına gitmeye her zaman da devam edeceğiz. İç saha maçlarının birçoğuna bile ben derbilere mesela hiç gitmemiştim daha önce. Çünkü bilet alacak param olmuyordu. Hala daha öğrenciyim. Yaşım büyük görünüyor belki ama YouTube dışında da bir şeyle şu an uğraşmıyorum. Öğrencilik yapıyorum. Burada şöyle bir güzel şey oldu. Galatasaray'ın peşine koşmak gibi bir isteğim vardı. Sizin de desteğinizle hem bunu gerçekleştiriyoruz. Siz de sanki buradaymışsınız gibi benim gözümden gördüğüm her şeyi siz de görüyorsunuz. Vallahi bunun için de hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün o 100 bin abone plaketini de almak nasip olur yakın bir zamanda. Yani bu yolda 100 bin bilmiyorum olur mu ama inşallah olur. Ne diyelim? Bir dahaki yıla kadar 100 bin olur muyuz acaba? Ya da bu sezon sonuna kadar. İnşallah şampiyon olursak belki dur yani bilmiyorum ama abone olursanız da çok mutlu olurum bu arada. Teşekkür ederim hepinize tekrardan. Birkaç gündür çok şanssızlık yaşıyorum. İnşallah uçakta da bir şanssızlık yaşamam. Çok da iyi.
seni dinliyorum. Lan bunları Cevdet gibi anlatan da yoktu be. Hava ya, ah git ya. Bu ne? İhtiyaç torbası. Aa, çöp hesabı. Sivas Havalimanı'na gerçekleştirilecek uçuşuna hoş geldiniz. Kar var kendi olarak köşelerde. Bak tanıdık renkler var burada. Hayriyetten Galatasaray otobüsü de burada. Büyük ihtimalle uçak gelecek bir sonraki uçak. Harbiden havalimanından inerimmesi şunu görmen çok güzel oldu ya. Takım karşılamayı seviyoruz da. Abi bilmiyorum, hava da çok soğuk ya. Hazır geldik. Bir saatte geç gelince bizim takımın geleceği uçağa da rastladım yani. Tam çıktığımda baktım. Hop burada Galatasaraylılar var. Ben de bekleyeceğim abi. Görmeden gidemeyiz yani. Aşağı inemeyiz. Merkeze inemeyiz. Bekleyelim bakalım. Bir 20-25 dakikaya gelecek gibi. İnşallah. İnceden görünüyor. Şöyle bir azınlığı da çek. Bayağı bir 20-30 kişiyiz ama şöyle varız yani. Bekleyiş sürüyor. Formalar imzalanmak için bekliyor. Afiyet olsun hocam, afiyet olsun. Sen kral adamsın, kral adamsın be. Emre abi! Bir fotoğraf be. Merhaba. Abi çok şey bekliyoruz senden, çok. İmza. Barış. İmza. Nasıl? Raşitsa. Mustera. Nando. Nando gift for you, Nando. Abi imza atalım. Berkan Reis. Sivas'ta puan bırakmayalım. Sivas'ta puan bırakmayalım. İmzaları aldım vallahi, helal olsun ha. Patrik'e bak, Patrik'e. Lan bize forma vermedin. Böyle oldun işte. Mata! Mata! Mertet! Mertet! Kalk kalk. Mertet, imza. Mertet. Saşa! Evo! Foto foto. Thank you. Moto! 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 Hocam! Hocam güveniyoruz hocam! Hocam güveniyoruz! Güveniyoruz hocam! Sizdeyiz! Koparacağım bu takımı, bırakmayın hocam! Takımı karşıladık baba. 10 numarada karşıladık. Mata'yı seviyorum abi. Mata bak, adam geldi kral. Videomuza da konuk oldu. Fotoğrafımızı da çektik Mata'yla. Yine aynı Kayseri gibi oldum şu an. Bu ayaklarım da hep çamur oldu ya. Alevi kralı geliyor. Ortalık abi. Lan elim hep boy oldu abi. Yine karşıladık be. Yine aslanlar gibi karşıladık Sivas'ta da Galatasaray'ımızı be. Galatasaray'ımızı aslanlar gibi de karşıladıktan sonra artık merkeze gidiyoruz. Sağ olsun kardeşim. Furkan sağ olsun, arabayla burada bizi bırakacak. Ne karşıladık be abi ya? Çok güzel oldu vallahi. Hava soğuk olmasına rağmen yine toplandı burada taraftar. Benim elime de hafif bir boya gelmiş şeyden. O sistem. Temizleriz ya. Is it okay if I'm the same? I'm catching feelings from all the dealings. Hemen bir oda turu yapalım abi. Çok soğuk, ısınmamız lazım zaten. Hocam kapıdan girer girmez böyle
Solda terlikleri koymuşlar. Tuvalet var, giriyorsun. Tuvalet, banyo. Oho abi. Sen ciddi misin? Vallahi ben yapmadım. Ama ne olur adam. Kıpkırmızı olmuşum lan. Neymiş oğlum? Bir şeyleri kurcalamasan olmaz zaten. Bu neymiş ya? İçindeki alınıyor mu buradan? Ha, basınca mı geliyor? Ha, lan biz ne cahil adamız ya. Tuvalet var, sizin için temizlenmiştir diyor. Teşekkürler. Öleceğim gibi hissediyorum. Burada temiz havlular var. Vallahi güzel. Burada bir dolap var. Oo, battaniye de var üşürsün diye. Ben kendin soğuk içeceğini falan koyabilmen için koymuşlar buraya. 116 numaralı oda benim anahtarım. Aa, bunlar çok iyi işte bak. Bunlar müthiş şeyler ya. Ben çok seviyorum. Sabah uyandım mı bir çay burada. Hemen bir kaynattım. Suyu attım. Bitti, anladın mı? Burada bir ayna var. Oğlum güzelmişiz ha. Sivas bize yakıştı. Burada bir televizyon var. Güzel boyutta. Yine bir aynamız var. Telefon var. Yatağımız abi. Manzarayı kes. Haydi bakayım. Yani odanın genel görünümü böyle. Ben açıkçası çok beğendim. Uçağa binmeden önce Instagram'dan konuştuğumuz Mert Reis bize böyle bir yeri rezerve etti. Sağ olsun, ona da buradan teşekkür ediyorum. Oh, oh. Vallahi yoruldum be. Açıkçası yatağın genişliği çok güzel. Böyle iki kişilik bir yatak. Ve burada tek başına yatacaksın abi. Recep İvedik gibi üstünde zıplayacaksın bunun var ya. Kan hocaya bağırdım. Sana güveniyoruz dedim. Erden Timur'a dedim, sen kralsın dedim. Yani bence daha şimdiden bile güzel görüntüler koyduk bu videoya. Birazcık şimdi kendime geleceğim. Çantamı falan şey yapacağım. Biraz hafif bir dinleneceğim. Ondan sonra çıkar bir yemek yeriz abi. Vallahi videoyu beğenmediyseniz sakın beğenmeyi unutmayın. Like atın. Abone de olun. Yorum da atın. Instagram'dan falan da beni takip edin. Adamsınız. Seviyorum sizi. Abi pantolon falan beni çok yordu. Bir rahat kombine geçiş yapalım. Haydi. Şimdi diyeceksiniz hiçbir şey değişmemiş. Altım değişti abi, eşofmana geçtim, bir de ikiliğimi de giydim valla. Sıcak sıcak. Üste de hatta içlik giyeceğim biraz daha. Göbek de çıkmış bizim ya. Mert bize zaten o uygulama otelini ayarlayan, teşekkür ederim tekrardan da. Hoş geldin kardeşim. Şu anda yine akşam dedi, mesaj attı hani, eğer dedi yorgun falan değilsen gel yemek yerim. Ben de zaten sabah en son kahvaltı yedim, saat 9'da mı 10'da mı ne. Ondan beri yemek yemedim yani. Bizim galiba oyuncular burada kalıyor değil mi? Aynen. The Green Park Takım Hotel. Burada. Bizim oyuncular burada kalıyormuş. Sen bu arada maça geliyor musun? Geliyorum. Deplasman? Abi. Mecbur deplasman değil. İç sahadasın. İç sahadayım mecburen. Gitmeyecektim. Bizim öğrenciler çok ısrar etti. Abi illa beraber izleyelim, beraber izleyelim diye. Ben de onları kıramadım. Normalde evde izleyecektim. Hangi tribünde izleyeceksin? Maratonda. Vay. Bu deplasman tribünlerini hep kötü yerlere koyuyorlar. Biz izleyemeyeceğiz belki maçı ama sen güzel yerden izleyeceksin. Olsun, biz de tribün yapacağız. Sıkıntı yok. Gönlümüz bir olacak. Aynen öyle. Buranın abi, neyi yenir yani? Güzel bir Sivas köftesi yedirteceğim şimdi. Oba, çok duydum köfte Sivas muhabbetini. Köfteyi hayatımda yiyelim ya. Hayatımda yiyebileceğin en güzel etten. Vay. 10 numara bir Sivas köftesi. Mekan ismi sana. Nedir? Kirli Ahmet. Abi Kirli Ahmet mi? Bunu bana yayında da dediler bu arada. Adamın baksana yürüyüşü bile bir farklı ya. Bir porsiyon yiyin abi. 7 tane varsa doyurur ya. Bir porsiyon doyurur. Önden başlangıç olarak kereviz çorbası isterdim. Kereviz çorbası hayatında hiç yemedim mesela. Ben de yemedim kereviz. Doğal kereviz yapıyoruz. O zaman reis çorba ver ama az ver ya. Çok olmasın. Bana çay varsa çay ver. Ben hiçbir şey yemeyeceğim. Adam yemiyor. Abi sen niye yemiyorsun be? Kanka ben açtaydım. Biraz önce yemek yedim. Eyvallah, adam bizim için geldi buraya vallahi. Bir gezdirmek amaçlı. Orada mezeler güzel ha. Masaya direkt geliyor. Aynen. İllerden sırf buraya köfte yemek için geldiler. Ben otelde çalıştığım için otelde gelen misafirler de soruyor sürekli. Kirli Ahmet varmış, nerede metini duyduk falan diye. Çok bayağı bir ünlü Sivas'ta. Aynen öyle. Çünkü ben de yayında da duydum birkaç defa. Kirli Ahmet'e gidip köfteye falan gittiler. Lezzetlidir, bayağı lezzetli. Bakalım şimdi de tatlayacağız. Kereviz. Kereviz çorbası. Kereviz çorbası. Bu çorbanın tadına bakalım nasılmış. Daha önce hiç yemedim ha bu arada. Bir tık mercimeği andırıyor. Ama mercimekten farklı bir tadı var. Aroması daha farklı. Keşke az söyleme şeymişim ha. Güzel çorbaymış bu arada. Sıcak pide var. Harbi elim yandı şu an sıcaklıktan. Sen bunu aldın abi. Andırdın şunu. Salatası var, soğanı var, anladın mı? Baba bunlar kebapçıda olacak şeyler. İstanbul'da mesela çoğu yer bunları artık yapmıyor. Ama turp koymuş adam be. Kışın meyvesi turp. Ama gerçekten çok güzel bir sunum şekli var. Bunun kokusu geliyor böyle. Koku bak köfteye. Bir porsiyonda 7 adet koyuyorlar. İstanbul'da bunu da göremezsin bu arada. Maksimum 5. Bazıları da orada düşürüyorlar. Şimdi hemen tadına bakalım abi. Baba işte. Vallahi köfte bu ya. Ali.
cihava falan böyle basılmamış. Var hocam gazı. Reis içini biliyor ya. Nerede yiyeceğini de biliyor. Nerede yedireceğini de biliyor. Ve abi inşallah acı değildir bana. Benim acı fobim var. Doya doya yeme vaktidir. Artık yedikten sonra devam ederiz. Köftemizi de gömelim. Bir kereviz çorbası, az bir kereviz çorbası, bir de bir porsiyon ama bayağı bir doyurucu bir köfte yedim yani. Bir porsiyon dedim, bir ara bitiremiyordum. Toplam 110 lira ama gerçekten tadı da çok güzel. Afiyet olsun. Bir tırlaça göm bakalım, güzel mi? Hemen gömdük abi. Ben bu arada tırlaça gömmesiyim yani. Sen bir tat bakayım, ne diyeceksin? Bana çok fark etmiyor, ben her şeyi çiğnemeden yuttuğum için. Her şeyi yerim. Ama güzel, lezzetli. Görünüşü güzel valla. Süt dengesi falan nasıl acaba? Abi bu gerçek tirleşe ya. Yani 10 numara. Bilmiyorum, sen otelci adamsın. Sen daha çok yemişsindir ama benim yediklerimin arasında harbiden güzellerden bu yani. Keki olsun, üstünün kıvamı olsun. Kekin ıslaklığı çok iyi. Şöyle göstereyim. Bak. Bastım mı nasıl geliyor, gördün mü? Böyle olması lazım tirleşe dediğin abi. Başarılı. Hadi afiyet olsun. Valla yemeğimizi de yedik. Çayımızı da içtik. Geldim ben otele. Bugün artık burada sonlandıracağım video için. Uyuyacağım biraz çünkü yoruldum. Biraz böyle ateşim de yükselmeye başladı. Büyük ihtimal bu havalimanında takımı bekledik ya, orada oldu. Üşüdüm yani. Yarına dinç uyanmak lazım. Yarın büyük gün, Sivas Galatasaray maçı. Bu geceyi burada noktalıyoruz artık. Bakalım yarın neler yaşayacağız. Güzel bir gündü. Sivas'ı çok gezemedim ama sabah da kahvaltımızı yaparız. Sonra stada doğru yol alırız. Akşam da zaten baba yolcu İstanbul'a. Bugünlük bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Sabah görüşürüz artık. Değilim. Çünkü gerçekten dün gece de benim için iyi bitmedi. Gün de güzel başlamadı. Ağrılarım var. Boğazım ağrıyor, başım ağrıyor. Hafif ateşim var, burnum falan tıkalı. Ama sıkıntı yok. Enerjimizi, modumuzu yakalayacağımızı düşünüyorum. Şimdi hemen kalkıp kahvaltı yapacağım. Biliyorsunuz buraya kahvaltı dahil değil. Kahvaltısından yiyeceğim. 9-15'te. Ve derece tam -1 derece. Hava soğuk abi. Hava soğukluğunu bırakın. Ben kötüyüm. Yani niye böyle oldum bilmiyorum. Vardır bunda da bir hayır. Allah bize o gücü kuvveti verir inşallah. Modumuzu yakalarız. Enerjimiz yerine gelir. Ama önce bir yemek yemek istiyorum. Gerçekten çok acıktım çünkü. Şöyle bir şey göstereceğim. Burada benim odanın manzarası ya. Tam şu karşıda gördüğünüz bina. The Green Park Hotel, yani Galatasaray'ın futbol takımının oyuncuları şu an burada. Penceremin karşısında görüyorum yani. Böyle de bir güzelliği var. Onu da sabah sabah göstereyim dedim size. Gidelim kahvaltımızı yapalım artık. Güzeldi bu arada yani. Ben kahvaltı öğününü çok seven bir insanım. Mis gibi de yedim yemin ediyorum. Güzel kahvaltıydı. Bir sürü çeşit de vardı. Menemenden tut yumurtaya. Ben o kadar çok ana yemek istemedim. Biraz daha parça parça peynir falan filan yiyeyim dedim. Şimdi size asansörü de göstereceğim. Birinci katta benim yer. Manzarayı kes. Sivas kangını ver be. Böyle bir yer vallahi, uygulama oteli. Ben açıkçası beğendim. Benim odada bura. 116. Kahvaltı her şeydir. Ben karnım doydu mu kendime gelirim. Gerçi zaten kombin böyle olur büyük ihtimal. Bunun üstüne formayı giyerim gibi geliyor. Sonra işte atkıyı takacağız. Beremizi de takacağız. Bere zaten kafamda oğlum. Bara. Bere. Yani inşallah şu maçı 5-6-0 falan yenmişizdir de ben böyle size güzeller güzeli izlerken keyif alacağınız bir video yapıyorumdur şu an ve bu videonun ilerleyen dakikalarında da zevkten 4 köşe, 6 köşe, 8 köşe, 10 köşe olacaksınızdır inşallah. O yüzden de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Nasıl bağladım ama, gördün mü? Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın dostlar. Abi hoş geldin Sivas'a. Hoş bulduk. Biraz moraller bozuk. Yeni araç aldın. Bir ufak bilmediğin şeyler çıktı. Maalesef. Öncelikle geçmiş olsun. Ama hayırlı da olsun bir yandan. Eyvallah. Vallahi şansa iyi denk geldi. Normalde benim uçak biletim olmasaydı birlikte dönecektik ama. Canım, maç için ne düşünüyorsun abi? Yeniriz diyorum. Değil mi? Kimsenin bir ümidi yok ya. Aynen. Benim niyeyse içimde bir ümit var ama ya. Sivas çünkü kötü oynuyor abi yani. Sadece önceki senelerden dolayı yani bir şanssızlığımız vardı. Sivas'ın içlerine doğru geldik. Behram Paşa diye bir yere geldik. Dışı falan güzel görünüyor. Bura baya
Değişik güzel bir yer ha. Baksana Han abi burası direkt ya. Bayağı da güzel görünüyor yani. Kahve alacağız da bu Han kahvesi buraya özgü bir kahve. Evet, o bitter çikolata ve sade sulayla. Han kahvesi. Beğenmedin sen normal kahve lan. Normal kahve. Fark yok ha. Normal kahve gibi bir şey. Tadar mısın abi? Şerbet var. Şerbeti sevmiyorum lan. Sevmezsin normal ya. Bakıyoruz Han kahvesine. Var mı farkı? Ya, Türk kahvesinin çok o acılığı yok sence. Bir o tek o evet. Biraz daha tatlı. Ama Türk kahvesi gibi evet. Yani. Evet. Yani çok bir fark bitter yok. Aromasıdır. Ne bileyim soda çok almadım. Ama güzel. Kötü değil. Şerbeti. Vallahi seviyorum ya. Vallahi ben seviyorum. Şunun fiyatı 25 lira. İstanbul'da şunu şu fiyatı alamazsın. Aynen. Vallahi de billahi. Kazanmak için uğraşacaksınız. Kazanacaksınız. Güveniyorum. Ben Okan Hoca olarak size bugün güveniyorum. Taraftarımız arkamızda. Dün YouTube'da da çok iyi işler başaran Bilal Soydaş da oradaydı. Gördünüz onu da. Gözündeki şehveti, isteği, arzuyu gördünüz. Size güveniyorum. Kerem, kilit adam sensin. Sergio, aradan beyin paslarını oynayacaksın. Taraftarımız bizden çok şey bekliyor. Allah yardımcın olsun. Haydi. Okan Hoca böyle bir taktik vermesi lazım. Biz buraya geldik. Biz bu ateşi gözlerimizle verdik. Ben yemin ediyorum dün gece belki 40 derece ateşlere çıktım. Yatakta yattım, terledim, uyandım, üstümü değiştirdim, bir daha kalktım, yattım. Halsizlik içindeydim. Ama yine de şu an Galatasaray'ı Sivas karşısında bomba gibi görmek istediğim için enerjim yükseldi. İçim yanıyor böyle içim. Çıldırmak istiyorum, tribünde bağırmak istiyorum. Biz taraftar olarak yine üstümüze düşeni yapacağız. Artık ilk isteğimiz şu Sivas deplasmanından geçen senenin de intikamını almak abi. Yenmek, 3 puanla ayrılmak. Başka bir sonuç kabul edilemez. Beraberlik kabul edilemez. Önümüzde Fener deplasmanı var. Bu maçtan 3 puan alacaksın. Ankara gücünden 3 puan alacaksın. Fener'de berabere kal. Benim için kafi. Ki Fener'i de yenersin. Bu iki maçı kazan, Fener'i de yenersin. Fenerbahçe büyük maçlarda hep zortladı. Burada taktik, burada bir enerji, bir oksijen geldi abi bana yani. Bir şeyler oldu. Kafamı şu duvarlara falan vuracağım ben. Abi. Koç da çok iyi ya. Vallahi billahi ya. Burada oksijeni topladık. Maç öncesi tribünsel olarak oksijenimizi topladık. Nefesimizi, sesimizin kalitesini, tizini, basını, midini hepsini topladık. Biraz sonra da yavaş yavaş artık stadyuma doğru gideceğiz. Orada Ultra Aslan'dan gelenlerle, burada Sivas'ta yaşayan münferit Galatasaraylılarla birleşip müthiş bir tribün yapacağız inşallah. Soğuk, eksi derece, kar, kış, kıyamet, hastalık, bunlar bizi engel değil. Biz hepimiz orada yine şunu söyleyeceğiz. Biz buradayız, yine varız, biz Galatasaraylıyız. Abi karar değişti. Ben şu an arabayla dönüyorum Kadir abiyle. Uçağı aldık, açığı aldık. Bir sene içinde kullanabiliyorum. Bir dahaki deplasmana falan dedim kullanırız. Hani adam buradayken hem o yalnız dönmesin. Hem bizde böyle bir imkan varken daha mantıklı oldu. Abi bu şans halis mi be? Galatasaray otobüsü otelden ayrıldı. Gidiyor. Vay 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 vay. Ulan be. Ben de diyorum yolu niye kestiler he? Haydi aslanlarım benim be. Yayıncı kuruluştan görüyorduk. Şimdi ilk defa canlı görüyoruz he. Burada böyle bir heykel de yapılmış. Abi 39 numara Soydaş baba. Böyle geldi bak, Sivas'ta da gösterelim. Bu forma burayı da mı görecekti be? İkinci şehir dışı deplasmanı Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndan herkese selam olsun. Bunu da şimdi üstüne giyeceğim. Galatasaray amblemini açıyorsun. Ama soğuk olacağı zaman da bunu da buradan aldım. Burnu kapattım. Anladın mı? Tam bir savaşçı olacağım şimdi, izle. Görüyor musun? Hasta olursam şerefsizim. Böyle hasta olmam abi herhalde. Haydi Cimbo, haydi Cimbo, haydi. Tabii Mahmut abi, hadi şimdi. Şimdi, şimdi. Abi bismillahımızı çektik. İçliklerimizi, her şeyimizi giydik. Sivas tarafı var oğlum burada. Biz sola gitmemiz lazım. Gel gel şuradan gidelim. Özlemişiz bu renkleri be. Aslan lütfüden bera, neye ulaşın sana, cimbomama da sana. Yüklen, 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 yüklen. Duyguları
Hadi bakalım. Deplasman. Severiz. Hoppa, iyi seyirler. Ayakkabıyı çıkartıyorlar ya. Bu soğukta dondu ayaklarım ya. Girdik ama sıkıntısız. Haydi haydi. Başlıyoruz abi. Boylu boyunca deplasman bu şekilde. Kendime bir konum ayarlamaya çalışıyorum da şu köşe iyi ya. Saçma sapan pop şarkılar çalıyor ama tribün şu an böyle. İşte bu! Haydi! Bak bu adamla Kayseri'de de tanıştık. Kayseri'de tanıştık. Adam Sivas'a da geldi. Niğde'den. Beni getirdi abi. Senin için geldim abi Sivas'a. Senin için geldim. Oğlum bu şarkı ne ya? Kesin şunu ya. Galibiyet abi. Kutmaz bizi. Bak senle Kayseri'de cenabetliğimiz tuttu. Sen dedin ki abi hangi maça eksen kaybediyoruz. İnşallah kaybetmeyiz. Bilerek duş aldırttırdım buna. Görüntülü konuştuk duştaydı. Millet de bana diyor ki sen de Kayseri'ye gittin yenildik. Yenilmeyiz inşallah. Şimdi çakacağız abi. 2-0. Skor tahmini ver. 2-0 abi. 2-0. İnşallah. 3-2 sen ver. Abi. 3-2. 3-2. Aynen. İnşallah abi. Abi şu müziği kesin ya. Kayseri 1 Sivas 2. Biraz duygusal olayım vallahi ya. İstanbul'da da dışarıda da sendeyiz be. Gece ve Bismillahirrahmanirrahim ya. Deplasmanlar hep zor olur. Bu deplasman ayrı bir zor. Allah'ın izniyle kazanacağız. Abi deplasmanlarda video çekmek her zaman zor oluyor. İnşallah düzgün bir şeyler koyarız ortaya. Yani zorlansak da bir şeyler çekmeye çalışacağım. Güzel soydaş takip etmeyi unutmayın. Videoyu beğenin abi. Kanala abone olun. Bu maçı kazan! Biz de inandık, siz de inandık, bizim için bu maçı aldık! Haydi bismillahirrahmanirrahim. İlk 16 dakikada hiçbir bok yok ya. Ben böyle maçım Galatasaray. Senin yüzünden lan gene. Kaç kaç? 2-1. Yunus'u da hatırlarsınız arkadaşlar. O da Kayseri'den de. Kayseri'den burada herkese. Arkadaşlar bileti takip edin. Yorumlayın. Abone olun. Adamsın eyvallah. Anlıyorum ben. Atu aferin lan. Hiçbir şey. Helal lan Atu. Hadi Kerem ya hadi ya. Hayır. Yürü. 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 Hayır, hayır, yürü. Hayır, hayır. Vur! Sık!
abi ya. Abi bu Gomis ya. Gol! Çıldır çıldır çıldır. Timo gol. Bizim için Sivas'a da gol. Timo gol. Timo gol. Sarı yedi sarı. Bizim için Sivas'a da gol. Ya Sabia mı? Timo gol. Timo gol. Timo gol. Hadi. Lan oğlum. Lan. Haydi Mertu. Mert Aslan'a baksın be. Kerem. Sıkın oğlum. Sıkın sıkın be. Olsun haydi haydi haydi. Çok güzel. Hadi. Yaz bunu yaz. Abi deli olacağım. Deli olacağım. Saldı. Hadi oğlum. Oynayın be. Oynayın be. Gelsin artık be. Gomis atmadı, Mertens attı oğlum. Mertens abi ya, kalite ya. Şükür ya, ilk yarı da atmamız lazımdı. İki gelsin. İki gelsin yeter. Tık! Tık! Aaa! Aaa! Offside be! Ne offside oğlum? Abi kaçtı ya! Ananı avradını ya! Cimama! Cimama! Tribünü ayakta duramıyorsun. Abi sakın bak. Şu an bir gol yersek çok kötü olur. Abi Allah'tan yemin abi. Vallahi geliyordu bak ha. İnandık biz sizlere. Çimo yüzümüzü güldür bu sene. Çok iyi olmuş artık. Belki faal olabilir de biz buradan göremiyoruz ki, o kadar uzak. Telefonda 3x zoom yapıyorum. Minecraft gibi oluyor karşısında. Abi nereden göreyim ben buradan o pozisyonu? O yüzden doğru kararımı bilmiyorum. Saşama'ya tehlikeli hareketten, hatta belki darbe bile vardır, sarı kart dedi. Kırmızı olma ihtimali de var bu arada. İnşallah olmaz yani. Bilmiyorum, temas var mı bilmiyorum da ayağım çok tehlikeli kaldırdı. Ama Saşama'ya bir var uyarısı gelmedi. Demek ki sarı kart doğru abi. Belki sarı bile yanmış, onu bilmez de. Kırmızı değil en azından. Geldi geldi, iki geldi. Ya bırakın abi. Bırakma bırakma, aferin aferin aferin. Hadi iki gelsin be. Penaltı ya! %1 milyon penaltı ya! Bu penaltı ya! Penaltı, penaltı! %1 milyon penaltı! Vardan her türlü gelecek! Hadi ya! Hep penaltı! Bekliyoruz. Abi izledik, penaltı değil. Penaltı yok. Penaltı değil. Penaltı yok. İlk yarı sona erdi. Galatasaray deplasmanda 1-0 önde. Abi ilk yarı düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Sürekli şarkı çalıyor. Şarkı durduğunda ilk yarı hakkındaki düşüncelerimizi söyleyeceğiz. Abi ilk yarı Galatasaray bana göre gerçekten oynaması gerektiği gibi oynadı. İlk 10 dakika iki takım da kilitliydi. Yani Galatasaray da bir şey yapamadı. Sivas da zaten atak yapamadı. İlk 10 dakika böyle bir sinirlendik. Ne oluyor lan falan filan oldu. Ama sonra açıldık. İkiyi çok rahat atabilirdik. Kerem kaydı. Lan hadi Kerem kaydı. Komisyonu nasıl adama vuruyor? Ben onu anlamıyorum. Abi böyle bir şey olmaz ya. Bu ne amına? Telif yiyeceğiz ha. Ne demek istediğim, Galatasaray oynadığı oyunu devam ettirsin abi ikinci yarıda. İkiyi de atar, üçü de atar. İsterse beşi de atar. Galatasaray şu an çok daha iyi oynuyor Sivas'ta. Sarılı bir Saşa boyayımız var. İnşallah o kırmızı kalmaz. İlk yarı bence çok güzel bir top oynadı. O Kerem'in ayağı kayma
biraz sonucu eğer Gomis atsaydı o golü şu an farka giderdi maç. 5-6'ya giderdi ama saça boyu çok güzel oynuyor. İnşallah kırmızı kart görmesin. İnşallah. Peki senle benim şanssızlığımız tutar mı? Tuttu abi bu sefer. Bu sefer yendik bu maçı ya. Şanssız. İnşallah. İnşallah. Başka bir şey istemiyorum. Vallahi. Aslanlarım geldi aslanlarım. Sizin açacağınız müziği de bu mu vardı ya? Size inanır, size inanır. Bizim için bu maçı alır. Allah'ın izniyle alacağız. Bunlarda ne arar ki fair play ya? Sarı kart ne alaka abi? Ne yaptı bu adam ya? Neye sarı verdin ya? Hocam şurada faul niye verdi ben hala anlamadım. Böyle bir saçmalık olamaz ya. İçimizi bir taşır mı sence? Muslera, 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 Muslera. Aa yedik. Ya ben bir şey sadece merak ediyorum. Burada neyin faali vardı abi? Ya burada neyin faali vardı ya? Kaç tane çıkarttı Muslera ya? 3-4 tane çıkarttı. İsta her türlü girdi karambolden ya. Ya abi hiçbir şey anlamadım ya. Ama VAR'dan inceleniyor şu an. Bu arada belki o faale bakıyordur. Belki de karambolde de bir faal olabilir. Bilmiyorum neye baktın ama bu golün alakası yok abi. Abi o karambolden bir VAR kontrolü var. Faulle alakalı değil. Karambolde bir şey olmuş olabilir. El var. El var, el var. Şu an burada biz de karar veriyoruz. Yatabari mi? Yatabari'nin eline çarpılıyor. Sana güveniyorum. Çarpıyor lan, çarpıyor işte. Hala izliyor. Hala izliyor birader. Ha geldi. İptal, iptal. İptal, iptal, iptal. Abi iptal. 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 Hakkı 58 diye. Yakıyor. Yiğit olan. Skor. Ay, Oliveira. Güzel vurdu be. Bismillahirrahmanirrahim. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli. Abi 2'yi bulmamız lazım. Evet. Abi beklediğim değişiklikler oluyor. Gomis çıktı, Barış Alper girdi. Sergio Oliveira yerine de Micho girdi. Savunma uyudu ama olsaydı... Offside olma riski var da savunma uyudu uyudu. Böyle bir uyuma yok ya. Mis gibi pas attı amına. Ya orada nasıl uyudu bizimkiler ya? Adam böyle kaymak gibi top attı ya. Kaçan gole bak. Verdi verdi. Mertens. Hadi lan Mertens 1-2 yok mu be? Fanonot ne alaka ya? Ya Fanonot ne alaka ya? 10-12 dakika en kötü uzayacak ama gol gelecek mi bilmiyorum. Seferovic ile Yusuf Demir girecek oyuna. Oğlum atın lan. Allah rızası için at lan. Penaltı! Penaltı! Fanonot! Abi nereye? Nereye ya? Ya nereye ya? Hadi. Sefer atıyormuş bir de. Bizi kurtarıyormuş. Sözleşme uzanıyor amına koyayım. Hadi bismillahirrahmanirrahim ya. Sıksın biri be. Hadi. Hadi karambol. Hadi lan. Ne oldu orada oğlum? Out verdi gene. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi. Hadi. Sefer! Sefer be! Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz? Bizim için Sivas'a da gol! Çibabam! Çibabam! Haydi!
Yunus az önce 2-1 demişti bize. Gelir mi 2 be? Gelir mi 2 be? Gelirse yıkılacağız burada ama. Hadi Allah'ım sen bilirsin. Yapma yapma yapma. Hayır 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 hayır. Hadi. Sık! Deplasmanın hiç böyle olacağını düşünmezdim ya. Hayatımda gördüğüm en iyi deplasman Bilal abi senin. Abi yenilelim ama Mustera'ya bir şey olmasın. Bak yenilelim ama Mustera'ya bir şey olmasın. Okan Buruk. Abi bilmiyorum ben hayal mi görüyorum rüya mı? Ben hala uyuyor muyum bilmiyorum. Rüyada mıyım gerçekten? Nasıl oldu da ikiye attık ben hala onu hatırlamaya çalışıyorum. Maç bitiyor. Bitiyor artık. Erden Timur peşte çocuk tezahüratı söyleniyor. Vallahi rüyada mıyım gerçekten bilmiyorum. Erden Timur! Ne yapıyorsun lan bu ne kurdu bu? Yapışın! Allah'ım sen koru yarabbim. Bu seferin salaklığını başkaları çekmesin yarabbim. Mallaşmayın ya. Aferin saça hey! Yanlatı
Allah. Allah'tan düşmedim. Bitti hadi bitti. Başarılar gelir geçer. Bitti bitti. Yok. Allah vara gidiyor. Niye vara gidiyor ki? Penaltı giden ne abi? Oldan değil değil mi? Taştan vara gidemez ama. Abi vara niye gitsin? Ne oldu oğlum ya? Penaltı. Offside. Altıma sıçtım. Altıma bıraktım. Ne oldu? Bizim canımız sarı kırmızı. Akar kanımız. Seviyoruz seni. Canı gönülden. Civalım sen. Sen layla layla lay. Layla layla lay. Altıma sıçtım. Var penaltı menaltı bir şey gelecek sandım. Eğer offside eğer offside olmasa penaltı. Olabilir de evet. Bilmiyorum ama neye penaltı. Abi ben yemin ediyorum 5-10 Nelson, dakikadır. Abi Nelson dirsek. Vallahi 5-10 dakikadır sarhoş gibiyim. Golü nasıl attık hala onun şokundayım. Gol olduğu an bir şeyler oldu burada. Artık bitir. Bu nasıl bir maç ya? Abi nasıl bir deplasman bu oğlum, ben onun şokundayım. Bu nasıl maç ya? Bitti. İşte bu. Bitti. İntikam alındı. Telefonu niye alıyorum? Ya sevineceğim ya. Sevineceğim mi? Allah sevinme. Kesme. Oğlum cenabetlik kırıldı lan. Yok abi sabah namazına kalkmıyorum. Harbi mi? Allah sabah namazına. Adamsın lan sen. Lider. Oh ya. Bak yemin ediyorum başka bir sonuç vallahi billahi şey yapamazdım. Başka bir sonuç kabul edemezdim abi. Vallahi billahi. Abi Allah'a şükür ya. Bir şeylerdi abi ya. Ya sen golü gördün mü nasıl bıraktık biz ya? Oğlum şeyde izledim lan, televizyonları izledim. Telefonları izledim. Burada fark etmedin değil mi? Biz ne yaşadık ya? Allah'ım ne yaşadık bilmiyorum ama. Sonuç 2-1 Galatasaray lan. İşte bu. Boşuna gelmedik buraya be. Barış bizi kurtardı be. Haydi Barış haydi. Şu maç için bir şeyler söyle. Abi çok mutluyum. Hiçbir şey söyleyemem şu an. 2-1 Yunus kardeşimizin skoru. Bir de Yunus golden önce 2-1 olacak dedi ha. Oğlum bir şey diyeceğim. Sen 2-1'i nasıl bildin ya? Kanka içime hışıyor. İçime geldi. Abi yanlış hatırlamıyorsam annen Kur'an okuyordu değil mi maç öyle? Aynen bir... annem Kur'an okuyordu. Hatta videoda aldın. Evet. İşte Allah yardımcımız oldu. Abi Allah'a şükür ya. Bugün maçetine sabaha kadar buradayız abi. Sabaha Barış kadar. Alper. Sabaha kadar buradayız bugün. Sabaha Barış kadar. Alper. Ben uçtum abi ya. Ben uçtum. Bir yandan telefonu tutmaya çalışıyorum. Çünkü ön yıkıldı komple. Buna böyle bak. Böyleyiz bak. Pat. İki sıra öne gitti. Böyle. Ya. Gitti. Ya ne yaşadık biz öyle? Bilal abi Sivas'ı salladı bu gece ya. Beni yok. Ben yarimin yoluna. Yaralı. Bak bu gönlüm yaralı. Bayburtlu. Bir yar sevdiğim Bayburtlu. Ben bu galibiyeti yeni doğan Salih Soydaş abimizin çocuğuna armağan ediyorum. Adamsın lan sen. Sen adamsın. Sen adamsın. Eyvallah. Salih Soydaş abim seni çok seviyorum. Buradan İstanbul'a selam gönderin. Adamsın sen adam. Bak senin sabah kıldığın namaz. Yunus nerede? Yunus gitmiş kaybolmuş. Onun annesinin okuduğu Kur'an. Bizim ettiğimiz dualar. Buradaki insanların bir oluşu bitirdi galibiyeti. Dedi ki Galatasaray dedi. Yensin dedi. Senin sözün notlarını yüz gireceğim dedi. Hocam görün bu adamı. Sayın Sezer hocam benim notlarımı yüz girecek. Aç izlet burayı. Burayı açıp izlet hocaya. Buraya kaç bin beğeni isterim?
20 bin. Bak bugüne kadar en fazla 16 bin geldi. 20 bin istiyoruz abi. 20 bin istiyoruz. Gelir abi. Gelir abi, rahat gelir. Çok güzel bir deplasman videosu oldu. Müthiş bir şey oldu ya. Ben şu an şok halindeyim. Bu videoya 20 bin like bekliyoruz arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Müthiş bir deplasman. İyi ki geldim diyorum şu an. Bundan sonra büyük ihtimal eve döndüğümde de bir iki gün daha yine hasta yatacağım ama değer. Vallahi değer. Öyle bir gol attık ki, 2-1'i öyle bir getirdik ki. Böyle şeyler yaşandı ki burada hepsine değer yani. Şampiyonluk hakkımız, söke söke alırız. Arkadaşlar Sivas'tan çıkacağız. Burayı çok methediyordular. Tam çıkışta gördük. Şöyle göster abi. Has döner. Burada son Sivas'ın son durağını da burada güzel bir şekilde yapacağız. Has dönerde yemek yiyeceğiz. Daha sonra İstanbul'a artık gideceğiz. Gördüğünüz Fiorino'yla. Ama formayı şimdilik çıkartıyorum çünkü Sivas'ta birazcık ortam gergin. Pozisyonları biz de daha görmedik. Tribünden çıktık daha yeni. Yani kimseyle de tartışmayalım diye, içerisi de çok kalabalık. Şimdi Sivas'lısı vardır, başka bir takımlısı vardır. Hiç tartışmaya gerek yok. Biz efendi gibi geldik, tribünümüzü yaptık. Kimseye ne küfür ettik ne bir saygısızlık yaptık. Buradan da İstanbul'a sağ salim Allah'ın izniyle kazasız belasız gideceğiz. Şunu da göstermek istedim. Baba son kez 69 Soydaş buradaydı. Ve bundan sonra tüm deplasmanlarda. Bizim bir tanıdık diyor, çok abartıyorlar diyor ama. Güzel mi? Aldım abi. Döner her zamanki döner yani. Ama güzel, lezzetli. Evet arkadaşlar, şimdi biz geri dönüş yoluna başlayacağız. Vallahi sağ salim inşallah evimize ulaşırız. Zaten bu videoyu şu an YouTube'da tek parça halinde izliyorsanız biz sağ salim ulaşmışızdır. Açıkçası Twitter gündemine vesaire baktığımda birazcık tartışmalı pozisyonlar olduğunu görüyorum. Ama şunu söylemek istiyorum. Biz deplasman tribününde kim bizim golü attığını bile, kimin oyundan çıktığını, bizim golü kimin attığını bile zar zor görüyoruz. Hani şu an bakıyorum böyle, herkes bana yazıyor işte sen görmediğin bir pozisyonu. Abi nasıl görelim? Yani şu an net bir şey de söyleyemiyoruz. Ama bu videoyu burada bitirmek istiyorum artık. Çünkü gerçekten artık hiç enerjimiz kalmadı. Yani video çekecek bir şey de kalmadı. Eve döneceğiz. O yüzden videoyu burada sonlandırıyorum. Eğer ki hani merak ediyorsanız ne düşündüğümü pozisyonlar hakkında falan, bu video yayınlandıktan sonra açacağım ilk canlı yayına gelebilirsiniz. Onu da nasıl kaçırmazsınız? Abone olduktan sonra bildirimleri aç tuşu vardır. Bildirimleri açarsanız kaçırmazsınız. Haberiniz olsun. Vallahi çok güzel bir Sivas galibiyeti aldık. Çok güzel bir Sivas yolculuğu oldu. Benim için aslında güzel başlamamıştı. Hasta olmuştum, hasta geldim. Ama yine de galibiyetle bitirdik. Liderliğimizi koruduk. Bunun için mutluyuz. Buradan da hepinize Allah'a emanet olun diyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. 20 bin like bekliyoruz bu videoya. Kanala da abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda Galatasaray Ankara Gücü'nde görüşmek üzere. Biz artık evimize doğru gideceğiz. Hasta, göçek, yatak. Allah'a emanet olun. Var ya, tek bir isteğim var, videonun hakkını alması ya. Yani o kadar çok uğraştık, bu soğuk ya, ağzımdan duman çıkıyor şu an soğuktan ya. İnşallah hakkını alır video be, her şeye rağmen.